Miraç gecesinde, ey Habibim, benden bir isteğin var mı dedi. Alemlerin Rabbi. Efendimiz dedi ki, ümmetim cehenneme gidecek diye korkuyorum. Buyurdu ki, cennetimi onlara verdim. Ben sana aşık olunca ey şerif, senin olmaz mı diyor alem ey latif. Ey Habibim, nedir ol ki diledin, bir avuç toprağa minnet eyledin. Cennetimi ümmetine verdim dedi. Başka isteğin var mı? Efendimiz dedi ki aleyhissalatü vesselam, ben miraca geldim ya Rabbi, seninle konuştum, nasip oldu. Hiç kimseye olmayan şey bana nasip oldu. Ümmetim ne yapacak? Cevap, ümmetine miraç olarak namazı hediye ettin. Namazın ne olduğunu ne zaman anlayacağız biz ya? Miraç, miraç. Üç. Başka bir isteğin var mı deyince üç. Resulullah dedi ki, ümmetimin hesabını ben göreyim. Bize merhametine bak ki ben göreyim dedi hesabını. Rabbül Alemin buyurdu ki, ben senden daha merhametliyim. Dört. Miraç gecesinde olanlar. Bak dedi, Resulullah Efendimiz baktı. Uçsuz bucaksız bir deniz, denizin ortasında küçücük bir ada, adada bir ağaç, ağacın üstünde küçük bir kuş ve kuşun ayağında bir miktar çamur. Nedir bu ya Rabbi dedi. Hak Teala izah buyurdu. O deniz rahmetimdir. O ada dünyadır. Ağaç insanlık, kuş senin ümmetin. Ayağındaki çamur da ümmetinin günahları. Kuşun ayağındaki çamur bu deniz karşısında ne ifade ederse ümmetinin günahları rahmetim karşısında odur dedi. Müjdeyi anladın mı? Tabii anladım. Muhammed ümmeti anlamaz olur mu hiç? Neye kavuştuğumuzun farkında mıyız? Lütfen. Lütfen. Yani sen daha dakika bir namaza duruyorsun. Allahu Ekber, girdin namazdasın. İlk kelimene ne diyorsun? Sübhaneke. Söyleyip geçiyorsun da ne o biliyor musun? Tabii biliyorsun. Ya Rabbi sen Sübhansın. Senin hiçbir noksanın yok. Noksansızsın ya Rabbi. Ke, sen demek sen. Allah'a hitap ediyorsun. Cevap verilmeyecek bir hitap sana yaptırılmaz. Demek ki Allah ile sohbet ediyorsun, farkına var. Namaz biterken bir kere daha ke diyorsun. Esselamu aleyke eyyühennebiyyü diye devam ediyorsun. Doğrudan Resulullah'a selam veriyorsun ismini söyleyerek. Alınmayacak selam sana verdirilmez. Anla ki selamlaşıyorsun. Kiminle? Resulullah ile. Kavuştuğumuz nimeti anlasak aklımız başımızdan çıkar, sokaklarda çılgınlar gibi oynamaya başlarız.